Taşınıyoruz. Neden taşınıyoruz ve nereye gidiyoruz? Bunların cevabını vereceğim. Şöyle kabloların oldu. Bir kutu yaptım bile. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Herkese yeni videodan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Videonun başlığından, kapağından anladığınız üzere taşınıyoruz. Bunu bir gün yaşayacağımızı biliyorduk ama bu sene de birazcık daha bu evde kalmayı düşünmüştük ama olmadı. Taşınıyoruz. Mutlu gözüksem de çok mutlu değilim açıkçası. 3 senedir bu evdeyiz ve alıştık. Anılar biriktirdik, sevdik, bütünleştik. Ben daha önce hiç kendim taşınmadım. Ailelerimiz taşınırken onlara yardım ettik. İlk defa taşınıyorum. Onun stresini yaşıyorum. Ben birazcık pimpirikli bir insan olduğum için sanırım. Neden taşınıyoruz ve nereye gidiyoruz? Bunların cevabını vereceğim. Neden taşınıyoruz? Ev sahibi kendisi oturacağını söylediği için taşınıyoruz. Nereye taşınıyoruz? Yine aynı site içerisinde başka bir eve taşınıyoruz. Şu anki bizim evimiz 2+1. Ama bir odayı çok aktif kullanmadığımız için 1+1'e geçme kararı aldık. Hem bütçemizi düşünüyoruz hem de bir odayı gerçekten depo gibi kullandığımız için gerek görmedik. Sığabileceğimizi düşündüğümüz için 1+1 baktık. Bizim sitede de bulduk. Bizim asıl isteğimiz çok olduğumuz yerden hareket etmemekti. Buraya alıştık. Düzenimiz bu şekilde. Alper'in işi burada. O yüzden buralardan çok gitmek istemiyorduk. Rahatımızı çok bozmak istemiyorduk açıkçası. Gönlümüze göre de bir ev bulduk. Kirada anlaştık ve tuttu. Kira nasıl derseniz şu anki kiramızın 3 katı kira veriyoruz 1+1'e. Kiralar artmış ve uçmuş durumda. Bu konulara hiç girmeyeceğim. Çoktur azdır tartışma konuları. Bunlara pek girmeyi düşünmüyorum. Tabii ki de çok. Bütçemize el verdikçe bunları kabul edip yaşıyoruz maalesef. Taşınma serüvenimiz bu şekilde başlıyor. Ev sahibi bizi aradı ve netleştirdikten sonra biz pazar günü ev baktık. Bizim sitede 3 ev baktık. 2+1, dubleks ve 1+1 olmak üzere. Onların görüntülerini de koyacağım videoya zaten. 2+1 dubleks evi aslında ben istemiştim ama oraya sığamıyorduk. 2+1 olmasına rağmen çatı katında bir eğimi olduğu için dolabımız falan sığmayacaktı ve büyük sıkıntı olacaktı. Dubleks olduğu için birazcık istiyordum. Terası çok güzeldi. O yüzden bir heveslenmiştim ama hem bütçe olarak daha uygun hem de sığabilmemiz açısından 1+1 bize daha makul geldi. Yani şu anki evimiz net 75 metrekareydi. Taşınacağımız evde 58. Yani yatak odası ve salon dışında bir odamız eksildi. Zaten bizim mutfağımız Amerikan. Ev turu da yapacağız. Zaten videolarda evi çoğu kez gördünüz ama ev turu çekmedim. Ayrılırken hem bize anı kalması için hem de merak edenler için evi bir göstermek istiyorum. Bugün ışık çok iyi değil ama yapacak bir şey yok. Bu oda bizim depo olarak kullandığımız bir oda. O yüzden hani ıvır zıvır eşyalar var, ütü var, askılıklar var. Şimdi bir de kutular var. O yüzden dağınık bir oda. Önceden söylemek istedim. Burası çamaşırlık, burası vestiyer, burası banyo ve burası da yatak odası. Ev turu da bu şekilde, çok toplu değil. Tabii ki de taşınacağımız için birazcık salmış durumdayım. Bir şey yaparken sorguluyorum. Bunu yapmalı mıyım? Zaten taşınacak. Şunu yapmalı mıyım? Zaten gideceğiz falan modundayım. Her yerde kutular var, eşyalar var. Bunların toparlanması lazım. Süreç nasıl ilerliyor? Aynı site içerisinde taşındığımız için kendimiz taşımaya çalışacağız. Bence olur yani. Çok bir eşyamız yok. Büyük eşyalar dışında zaten ıvır zıvır ve küçük eşyalar. O yüzden yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ailemizin desteğiyle yarın ailemiz gelecek ve temizliğe başlayacağız. Cuma günü de taşımayı planlıyoruz. Bugün çarşamba bu arada. 3 gün içerisinde her şey olup bitecek gibi. Cuma günü içine girdikten sonra da zaten yavaş yavaş yerleşme süreci başlayacak. Videolar nasıl gelecek bilmiyorum. Kaç part olur onu da bilmiyorum açıkçası. Taşınma serileri, serüvenlerini seviyorsanız takipte kalabilirsiniz. Kolileme işlemine başlıyoruz. Böyle kutular var. Bunları dolduracağız ama sağlam olmayanları ben bantla sağlamlaştıracağım. Bunlar sağlam gibi. Başlayalım. Bu çekmecede genelde kablolar, piller, o tarz şeyler var. Zaten ıvır zıvır. Zaten burada bir kutu var. Belki bunun için alır bilmiyorum. Şöyle kabloların olduğu. Bu
çekmece ilaçların olduğu çekmece ve kamera malzemelerimin oldu. O yüzden burada da ilaçları falan ayıracağız. Sadece işte ağrı kesici, mide koruyucu falan birer tane böyle dışarıda bırakırım. Onları da hani acil bir durum olarak 2-3 gün içerisinde içeriz diye. Yok, gerisini kaldıracağım buradakilerini de. Bunu ben yapmıştım seramikte. Biraz etiket var elimde. Ne kadar ne yeter bilmiyorum ama bunları böyle ikiye bölüp yazıp üzerine şey yapacağım. Niye kutunun üzerine yazmıyorum? Kutuyu sonra Alper tekrar götürüp dükkanda kullanabilir. O yüzden kutuların üzerine yazmak yerine bu şekilde yazacağım. Üç yıldır böyledeyiz ve ara ara boşaltsam da biriken çöpler oluyor illaki veya taşıtırken gözden çıkardığınız şeyler oluyor. O açıdan taşınmak avantajlı gibi ama bir yandan da insan şey oluyor. İlk defa taşındığım için nereden nasıl başlayacağımı düşünmek, nasıl olacağını düşünmek beni yıpratıyor. Alper bu konuda daha rahat, hallederiz ya, yaparız ya. O öyle oldukça daha çok strese giriyorum. Ben de diyorum halledilir zaten ama nasıl? Nasılı konusunda kendimi çok yıpratıyorum. Buna gerek var mı bilmiyorum. Kaç gündür bayağı stresliyim, sürekli düşünüyorum nasıl olacak. Şu nasıl taşınır, bu nasıl taşınır, bu nasıl olacak falan. O kadar da kasmaya gerek yok. Hallolur evet ama kendimi o rahatlatma aşamasına geçiremiyorum. Benim gibi olanlarınız vardır illaki beni anlayacaksınız. Ben de diyorum halledilir diye. Bakın bir kutu yaptım bile. Şu çekmeceye dokunmuyorum. O çekmecede Alper'in işle ilgili faturadır ıvır zıvırları var. Ona dokunma, onu ben hallederim dedi. O yüzden o çekmeceye dokunmuyorum. İki çekmece bitti. İlk çekmecede sadece piller olduğu için buna sığdı. O yüzden onu ayrıca bir kutu yapmadım. Kamerayla ilgili kullandığım şeyler sırt çantasında olsun. Bu süreçte kamerayı kullanacağım için bana lazım olabilirler. O yüzden onları sırt çantasına yapacağım. Bunları kutulamıyorum o yüzden. Şöyle bir çantam var mesela. Bunun içinde kabloları var, powerbank falan var. Bu şekilde kamera aletlerim çantasına gidecek. Yani buradaki çekmeceler bitti. Yan odada depodaki çekmecelere girmemiz lazım. Orada bayağı bir ıvır zıvır var. Benim makyaj malzemelerim var. Onları bir ayıracağız. Şimdi bu çekmeceleri halledeceğiz. Gördüğünüz gibi çok ıvır zıvır dolu ve dağınıklar. Hem ayıklama oluyor hem de toplama oluyor. İyi oluyor dediğim gibi. Bu tarz şeyler beni birazcık rahatlatıyor. Derleme, toplama, düzenleme. Böyle şeyler biraz stresimi de azaltır. O yüzden şu an rahatlıyorum da bakalım. Buralar birazcık gözümü korkutmuş olabilir ama halledeceğiz. Burada böyle süpürgenin parçaları falan var. Onun dışında bisküvi falan stoklarımız vardı. Bunları bir ayarlayalım. Nasıl yaparız bilmiyorum. Yani bayağı bir şey yaptım ama çok da bir şey yapmadım gibi. Yoruldum, stresliyim, terledim. Size çok fazla da çekemedim bu arada. Stresli olduğum için çok fazla kamerayı açamadım. Ev iyice dağıldı. Dağıldıkça da benim stres seviyem iyice artıyor. Bayağı stresli işler bunlar. Ne kadar çok stres dediğimden ne kadar çok stresli olduğumu anlayabilirsiniz. Ev boyandı ama evde hala biraz eşya var. Yarın temizliğe gireceğiz, eşyaların alınması lazım. İnşallah alınır. Alınmazsa eşyalı bir şekilde temizleyeceğiz ama yine kirlenecek ev. Birazcık daha detaylı bakma fırsatım oldu ve bayağı pis geldi. Zaten niye toplu ve temiz olsun ki? Yani bayağı bir kirli. Bizim evimiz bayağı bir temizdi. Ona da birazcık üzüldüm.
Hayat böyle işte, ne yaparsın? Çok ıvır zıvır eşyamız var. Her şey sıcak mı, nasıl olacak bilmiyorum. Bayağı bir stres oluyorum açıkçası. Nasıl taşınacak yani, anladın mı? Benim tek sorduğum ve tek düşündüğüm bu. Nasıl? Nasıl? Çok abartıyorum büyük ihtimalle. Artık kendimden de sıkıldım. Bu şekilde ufak ufak toplamaya devam ediyorum. Olabildiğince toplamaya çalışıyorum ama kutu da yok. Kutu olmadığı için elim kolum bağlı kalıyor yani. Küçük küçük kutular oldu. Sanki toplamamışım gibi bir şey oluyor yani, küçük küçük kutular olunca. Biz Alper'le yavaş yavaş götüreceğiz büyük ihtimalle. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Hayırlısı.